Selamlar herkese. Ben Cikko'yundayız. Dün geldik, bugün ayrılacaktık normalde ama Seylik Mi orada, Cem abi burada. Beraber takılıyoruz, güzel zaman geçiriyoruz. O yüzden iyi. Bir tane şey yaptım, timelapse. Bir tane video yaptım buraya girişte. Güzel ya. Gidiş biraz dar, felaket. Bugün tekne trafiği. Günlerden de hafta içi pazartesi dolu yani. Şurada ufacık gözüken Marmaris'te benim tanıştığım çok tatlı bir yaşlı çift. Onlara da gittim. Burası böyle. Tam oradan başlıyor. Burada herkese koy olabilecek yerler var ufak ufak. Biz böyle Alarga'ya geldik. Murat Av kitabında Alarga'da kalmayı tavsiye ediyor. Ağaçlara burada bağlanabilecek çok fazla kayalık yer yok. İşte ağaçlara bağlayan bağlıyor. Bulamıyorlar yani. Eğer ağaçları da bağlarsanız diyor, SG'ye gelip denetleme yapıyor ve ceza yazıyor diyor. Çatır çatır herkese döşüyorlarmış. Biz de Alarga'ya geldik. Huzurumuz, keyfimiz yerinde. Burası böyle palmiye ağaçları falan. Burası MTE mi? MTA'nın mıymış neymiş? Şurası kamp alanı. Orman ödülüne devredilmiş. Şimdi biz de tam şurada arka taraf boncuk muydu neydi? Ora tarafa doğru botla gideceğiz. Bir tane su yolu varmış. Orada bir site varmış. Yanında da su yolu varmış. Oraları biraz gezeceğiz. Gezerken de sizlere eşlik ettireceğiz. Bakalım beğenecek miyiz? Drift yapıyor, drift. Karaya ayak basmak nasıl bir his? Sirtakici abim. Değişik. Çok değişik hissedeceksin. Sen sanki hiç çıkmıyorsun da. Ya, sabah akşam. Sabah akşam köpek gezdiriyor ya. Tekrardan selamlar hepinize. Martı Marina'ya gittik. Atık 150 lira. Yakıt aldık 40 litre kadar. Resmini ben şimdi size koyarım ekrana. Güney kıyısında Go Petrol var. Bir tane iskele var. Sağlı sollu oraya yaklaştırıyorlar. İkisini de çekiyorlar. Hemen oradan mavi kartı da işlediler. Su alacaktık. Bu sene Marmaris'te dehşet su problemi var. Selimiye'de aynı şekilde. Tankerlerle, vidanjörlerle falan pisliği çekiyorlar, kanalizasyon. Su problemi olduğundan yanaştıramadılar. Şimdi Turgut'a gidiyoruz. Şurası Martı Marina'ydı. Turgut'a gidiyoruz. Turgut'ta restorana bağlanacağız. Ya, suyum var, sıkıntı değil. Tekneyi yıkamam lazım. Hem de güzel bir yemek yiyelim. Telefon düştü suya. Dün 20 metreye falan düştü. IP 68 sertifikası varmış. 69 olsa dayanır da gitti yani. İçerisinde bir sürü video gitti. Piyonkları falan çekmiştim şeyde. Benji'nin sonunda. Onları artık hikayeden çektiğim Instagram görüntüleri falan koyacağım. Yapacak bir şey yok. Şimdiye kadar koymuşumdur zaten. Öyle. Telefon alacağız bir tane. Zaten pilic açıklamaya başladıydı. Bahane oldu. Neyse. Arkadaşım kaptan. Öyle. Buradan. Askeri okuldan komutanım. Merhaba. Öyle. Şurası da Turgut.
Selamlar tekrardan yalanmış saçlarla. Duşumu aldım. Kırgıt köy. Şurası Ellayat Club. Club. Burası Azman İskelesi. Akşam burada yemek yiyoruz. Teknemiz yıkandı. Mis gibi oldu. Su. Öyle bu. Bayağı marina yapmış adamlar. Güzel iskele. Çok güzel yer. Kışın falan da yani kalın sakalanır. Harika. Vallahi her yeri yıkadım. Şu artık çimento gibiydi. Buraları falan komple yıkadım. Güneş panellerini. Lazy bag. Güzel. Pontonda çok güzel tekneler var. Şöyle yapayım. Pontonda çok güzel tekneler var. Gidelim. Birazcık onlara bakalım. DT tek salon. Aklıma çok değişik bir şey geldi. Rakı mı içsek acaba? Hadi. Katı verir misin? C45. Vallahi katı ver bari abi, ne yapalım? Hazır. 40. Bu Jena 35. C50. Bomba bile harika ya. Kesin girilmez ha. Merhaba. Merhaba. Gel. Ay nasıl sen? Gel gel gel. Aa hayır. Cem çıkar dışarı. Çıksın ya. Hayır gel buraya. Gel babasın. Sakin ol. Sen de. Bugün çok mutluyum ya. Hep dışarıdaydım. Burada hemen o rakumdan çıkınca biraz ileride bir market varmış. Köyün içinde de bakkal varmış, tüp varmış orada. Bana tüp lazım. Kırmızı çek şunu. Bak bak. Nasıl çıktı mesin oraya? Bak bak. Bundan alacağım, kaptan keşke elimizi alsaydık bir arkadaş. Hiç içmedik bugün zaten. Bir içen var, içmeyen var. Kafam yerine geldi. Bir eksiklik abi gitti yani. Var. Bu beğendin mi? Frappuccino'cu Cem kaptan. Gördün mü bugünkü hikayeyi? Gör hangisini? Evet, Miyayla. Gördüm. Ya, ne yazdım okudum. Onu okumak için resim çektim. Allah. Sonra büyüttüm. Niye o kadar ufak yazıyorsun sen? Aa, olaya bak. Benim karımla kızım yere gidiyor. Bayağı baksana. Oh, mis. Harika ya. Çok ayrı kaldım. Ve bu tarafta. Çok enteresan böyle şeyden, demirden ortada bir tane yatak var. Ha. Sonra etrafını böyle bezle kapatıyor, ev oluyor. Vay. Bu neymiş? Şimdi falan gelirim. Bayramdan sonraki tanıtma orada olacak. Bu domates. Sirizotu var yoğurdu. Bu ne? Bu şey köpoğlu. Verin bence. Köpoğlu mu? Evet. Köpoğlu mu yoğurtlama mı? Köpoğlu. Yoğurtlama yiyeceğiz mi? Var. Olmaz mı? Abi he. Yoğurtlama yaz. Evet. Ne bilmiyorum. Vermiyorum. Neydi? Ege otları. Semizot.
Deniz Börü ucuzu. Direkt deyince şeyde mi paylaşıyorduk? Tava, pastırmalı. Direkt mesaj o. Tabii, pardon. Şuradan da ben şöyle. Ben çok uzağım. O zaman evet. Stories olmaz. Stories. Story, feed de paylaşayım ya. Bittiğinde normal ekrana düşecek. Normal ekrana. Herkese rüzgarlı Emel Sayın Koyun'dan selamlar. Şöyle ilk önce bir tanıtım yapalım. Bilmiyorum mikrofonda sünger koydum kameranın üstüne. Rüzgar çok mu geliyor? Gelmiyor mu bilmiyorum. Burası İmbikü. Emel Sayın bir rivayete göre boş zamanlarında yatına atlayıp buraya gelirmiş. Burada yüzmeyi çok seviyormuş. Pırıl pırıl bir deniz değil. Kıyı da güzel değil. Beklenme kalmadı. Geceyi burada geçirdik. Alarga'dayız yine. Bayağı da bir tekne var. Sabah daha da fazla vardı. Bunun hemen arkası Çamurlu Koy ya da Çamurlu Bük diye geçiyor. Bu tarafa geldik. Rüzgar Borat Avkaptan'ın söylediğine göre hep böyle dönüyormuş burada. Alarga'da Hisarönü Körfezi'ni rahatlıkla güzel güzel izleyebileceğiniz bir yer diyordu. Hakikaten öyle. Yani dün biz buraya kaçta bağlandık? 4'te falan işte demiri funda ettik ondan sonra. Ondan beri yaklaşık olarak 75 kere falan herhalde 360 derece dönmüşüzdür diye tahmin ediyorum. Buradan şimdi Selimiye'ye gidiyoruz. Annemler geliyor. Onları alacağız. Sonra Hisarönü'nde Adalar ve Dirsekbükü oradan Yeşilova Körfezi'ne geçiş yapıyoruz. Onun dışında eklenecek ne var? Drone görüntüleri var, onları koyarım. Telefon denize düştükten sonra drone iPad'den Wi-Fi moddan kullanıyorum. İniş kalkışlar sıkıntı oluyordu. Sensörleri kapatınca elime alabiliyorum. Burayı böyle getiriyorum. Yatıyorum hemen. Ondan sonra şöyle birazcık yatırınca hemen pervaneler duruyor. Evet, herkese sığ liman, namı değer, cennet kuyundan selamlar. 3 kulaç suya demir attık. Burası böyle. Hemen şurası falan 10 metreyken buralarda hemen 4 metreye falan düşüyor. Zaten şu arada
Gördüğünüz 2.9. Yani 2 metrede salma offseti var. 4 metre 90 santim aşağısı. Şöyle nasıl gözüküyor bilmiyorum. Su çok güzel. Burası hemen Selim yerin arkası. Daha doğrusu önü, kuzeyi. Annemleri almaya gidiyorduk. Şuraya hemen demir atalım dedik. Hiç havalet adam bile boşlamadan tak tak direkt benim uzaktan kumandayla bırakıverdim. 10 numara tutmuş zaten. Zatı şahaneleri. Cem abiler de hemen yanımızda. Av olmazsa böyle ufak ufak minik minik demir atıp bayağı tekneyi sokabilirsiniz yani buraya. Bayağı güzel bir doğa harikası.